Gezdiğim yerlerden selamlar var. Avrupa'dan sonra hiç görüşmedik değil mi sizinle? Tam olacaktık değil mi? Cenazeye gittim. Elhamdülillah. Selamlar var arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Mesela sesi biraz düşürmen lazım değil mi? Yankı yapıyor herhalde. Hemen size... Yok. Ha yok. Çok güzel. 2-3 tane maruzatımı beyan edeyim. Mevzumuz suret 9. Her biri en az 1 saat 10 dakika 20 dakika olmuştur. Yaklaşık olarak 10 saate yakın ders. Bu sureti giriştir. Ondan sonra 20 tane ders olmasını bekliyorum. 30-35 tane. Suret. Lugat, Risale-i Nur'da geçip lugata bile bakmadığımız. Bakmadığımız bir kelime. Suret. Şimdi buna ait bir maruzatıma. Ha, suret nedir? Maddede olup madde olmayan. Şimdi... 3 tane maruzatım var. Sizin kimler olduğunuzu, ne zorluklarla buraya geldiğinizi biliyor. Yine de böyle bir derste karşınıza çıkıyorum. Zorlanacağınızı, çoğunlukla anlamayacağınızı biliyor. Niye yapıyorum? Benim diğer derslerim de var yani. Esas ben Nur Camiası'nda tevhidçi biliniyorum. Tevhid, Allah'ın ispatı ki hakikaten biraz işim, ahiret ispatı. İşim değil mi? Allah'ın. Çok keyifli bir ders. Fakat kaderiyle böyle bir şey sevk etti. Sebebi ne? Bak sizin kimler olduğunuzu, ne zorluklarla buraya geldiğinizi biliyor. Anlayamadığınızda biliyor. Sebebi niçin yapıyorum? Dima zorlanmadan ruha geçmediğine inandığımız için dimağınızı zorluyor. Çok ders dinlediniz tevhid ama daha bir sigara bile terk edemediniz. Daha televizyondan bile kurtulamadınız. Yapsam ne olacak? Yapılmış bir sürü. Bir yerde bir sorun var. Aynı şeyi ısrar etmeyeceğim. Matkap gibi dima matkap olacak, ruhu delme dersi. 2. Nur camiasında tezatlar yaşıyorum ben. Cenazelere gittiğim zaman, toplantılara gittiğim zaman, düğünlere çağırdıkları zaman iki tane tezatla karşılaşıyorum. Bir, çok izahlı ders yapıyorsun kardeşim. Başka bir yerde geliyorum. Kardeşim çok ağır ders yapıyorsun ya. 3, benim gayem çokluk değil. Doldurmak değil. Tam tersine kendiniz nerede inşa oluyorsanız oraya gidin. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Kim buraya gel... Bunun dışında bir yer yoktur diyorsa oraya gitmeyiniz. Çünkü usta da muhaliftir. Çünkü ustad diyor ki, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazansınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. 20. lemada. Siz gelip de bana ne veriyorsunuz ki? Ben bir açık konuşalım. Giderken psikoloji dersi yapıyoruz. Psikoloji seans parası veriyor musun? Yok. Böyle bir talebimiz de zaten yok. Tam tersine zarar. Tuvalete gidiyorsun, kağıt harcıyorsun. Çay içiyorsun. Bunlar zarar. Ben sana niye ısrar edeyim kardeşim gel diye? Nereye gidersen git. Nereye seni yapacağın sebeba zaten ortağı. Sen çünkü haberin yok. GPS takmışız sana. Senin bütün gezdiğin yerler müsbet bana aittir. Cemaat değil miyiz? Benim hasenatıma da ortak değil misin? Bu akşam burada değilsin. Bir yerde derste olacaksın. Bana yazılmayacak mı bu kardeşim? Daha niye ısrar edeyim? Aman buraya gel. Aman burası lazım. Hayır. Burada ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Haşa gururunuzu değildi. Gururunuzu rencide eder mi? Tövbe. Kardeşim belki fıtratın çınar senin. Çınar ağacı. Benim dersim de saksilik yapıyor.
Çınar ağacı sakside büyür mü? Ben sana zulmetmek istemiyorum. Senin yerin bahçe tarladır. Saksi değil. Veya sen balina gibi bir fıtratın var. Balinalar okyanusta büyür. Okyanusta yaşar. Ben sana Karadeniz gölünü vaat ediyorum. O şeye göre göldür yani Karadeniz. Balina göl, göl gibi. Ben şimdi senin fıtratın çok âli. Çok acayip bir değişik fıtratın var. Ben sana ile ısrar ediyorum. Sen de buraya kal. Bir de din çerçevesi çiziyorum. Bunun dışına çıktın mı var ya? Tamam canım. Dinden çıkmış gibi sen. Tabii. Dini cemaatler netice değil. Ustad diyor ki cemaatler ve Risale-i Nur dava değil. Dava İslam'dır. Dava içinde Burhan'dır cemaatler. Netice Allah'tır değil mi? Allah'ın rızasıdır, ahirettir, namaz kılmaktır kardeşim. Onun için aman buraya gel. Bunun şeyi yoktur. Kim diyorsa 20. cildemaya göre ustada muhalefet ediyor. Kim Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazansınlar demek nefsin ve enaniyetin bir nesidir? Hülesidir. Üçüncü son, benim gayem çokluk değil. Dar daire, çekirdek kadro ve aksiyon idealist dava adamını uyandırmak. Gayem bu. Çokluğun peşinde olsaydım burada olmazdım. Ben size şey için söylemiyorum nefise. Arkamda televizyon kanallarının saysam şaşırırız. Mesela. Hapishane müdürüne kadar. Hocam diyor hapishane müdürü. Bak Özdemir abim cenazesi. Diyor ki ya bir kanal çıksan da hapishanedeki insanlar o kanalı atsam diyor. Vesaire. Mesela orada da rastladık bir sürü. Yani bir şeyi anlatmak için söyledim. Ona göre ders dinleyin. Buna çalışarak emek verdim. Emek vererek geliyor. Böyle dersin karşınıza bakayım ne çıktı kardeşim yapmıyor. Allah Allah. Fesuba. Okuyayım mı? Sual. Gerek Kur'an-ı Kerim olsun, gerek tefsiri olan hadis-i şerif olsun, her fenden, her ilimden birer fezleke alınmıştır. Yani dersin özetini çıkarmış Kur'an, her feni. İçerisindeki detayı anlatmıyor, hulasa yapıyor. Bunun adı fezlekedir. Bir kitap veya bir şahsın yalnız fezlekeleri ihata etmekle harika olması lazım gelmez. Sen cümle cümle kişini cümle cümle söyleyeceğim. Kur'an cümle cümle. Nereden nereye atlıyor? Bir cümle atlıyor, bir cümle atlıyor. Bir şeyi takip etmiyor. Bir konuyu takip etmiyor. Oradan oraya, oradan oraya her bir cümle fezlekedir. Bir kitap veya bir şahsın yalnız fezlekeleri ihata etmek tarih olması lazım gelmez. Soru bu. Bir şahıs pek çok fezlekeleri ihata edebilir. Acaba bahsettiğimiz fezleke, selleme hüsseleme fezlekeler değil. Yani rastgele öyle yapılmış bir çalışma değil. Ancak hüsnü isabetle münasip bir mevkide ve münbit bir yerde işitilmemiş çok işaretleri tazamun etmekle, işitilmemiş Kur'an şeyi, işitilmemiş mana hakikatlerini duyduğumuz kelimeler tazamun etmekle istimal ve zer edilen fezlekelerdir. Kur'an veya hadisin aldıkları fezlekeler bu kabil fezlekelerdir. Bu kabil fezlekeler tam bir meleke ve ıttıladan sonra hasıl olabilir ki her bir fezleke, her bir cümle okuyacağımız Risale'deki bir paragraf. Kur'an ne yapmış veya hadis? Biz 18 bin alemden bir cümle almış. Ondan bir cümle almış, ondan bir cümle almış. Bunun adı fezlekedir, adreslemedir. Biz de sureti çalıştık. Tamam, her bir konuya bir fezleke yaptık. Vallahi bu kadar olur. Hasıl olabilir bu da makbul ilahi olduğuna hepimiz şükretmek için söylüyorum. Her bir fezleke, her bir cümle mehazi olan fen veya ilmin hükmünde olur. Bu ise bir şansta olamaz. Peki. Bu da bize kapak mı oldu? Bir bize de kapak. Vallahi öyle çıktı. Ne yapayım? Fezleke. Şu anda fezleke okuyacağım. Cümle cümle demektir fezleke. Bak gördüğünüz şey. Peki. Hadi bakalım, bu biraz aşağıda oldu, aşağı düşürdüler. Biraz çıkayım sizin seviyenize ya. Suret, yani maddede olup madde olmayan.
Peki, daha şeyden girelim. 81'e geçelim de bunları biraz şey olsun. Hafif yapalım, kızmasınlar bize. Suretler vücutta yer kaplamazlar. Bu simadır. Bu suret değil. Konuşmam, koku yaymam, davranışlarım, kilom, hacmim, maziyi ve geleceği gösteren yapım, bunlar hep surettir. Şöyle diyeyim, Erdinç buradadır. Bilgisayardan hepsini de anlarsınız, bilgisayarla alakalı. Yazılım mahiyettir. Bilgisayarın yazılımı mahiyettir. Onun üzerine, yazılımın üzerine programlar yüklerler. O programlarla da video seyrederiz. Öyle mi abi? Yazılım mahiyettir. O yazılımın üzerine programlar yüklemek hakikattır. Onun üzerine de film oynatmak surettir. Tamam. Şimdi suretler çok önemli abim bak. Şu şey cümleye bakın. Vücutta yer kaplamazlar. Surettir ben kimliğim ve kişiliğim ama kesinlikle yer kaplamazlar. Hacimleri ve kütleleri yoktur. Suretin hacmi yoktur. Ve tip şeyi de yok, tutamazsınız. Kütlesi yoktur. Maddede olup madde olmayandır. Ve maddede olup maddeyi olmayanı gösterendir. Vücudu ilmidir. Ya vücudu vardır. Mesela bir misal vereyim. Yanında kaldığım, Allah rahmet etsin, Rüştü abi. Morgdaydım yıkarken, yıkama. Bir bakayım dedim. Bir şey bununla alakalı bir şey diyeceğim. İçeriye girerken biraz böyle şeyden getirilmiş ya. Örtülmüş kefen. Açıyorsun da işte yıkıyor mesela. Dedim ya. Çünkü hocam benim 16 sene yanında kaldım. Kim demişti? Bir alemin kitabında okumuştum. Dedi ki. Ders aldığım hocam dedi. Bu meşhur bir evliya çok. Yani ilmi kelam alimi. Gözümün önünde imansız gitti diyor. Böyle benim hocam gibi diyor, üç kişinin evliya gittiğini gözümle gördüm diyor. İlmi kelam uleması. Mesela Belam bin Bahura. İlmiyle dalaleti giden o kadar var ki, Karun mesela. Tamam. Mesela Asr'ın Süfyan'ı ilmiyle büyük bir alim olacak diyor hakikaten. Acayip. İlmiyle gidiyor. Şimdi tabii bunları biliyorum ya, o anda başladı bende ter atmaya. Suratlar görmedim, duruyor. Ona bir şey anlatacağım da. Dedim, acaba nerede? Nerede şimdi? Bu kadar ders yaptı, bu kadar kitap, bu kadar talebe yetişti. Koşturdu o yaşta, 80 yaşında Polat diye giderdi arabayla derse. Dersi gidiyor. Açtım böyle. Zihnetim şu, nerede? Soruma cevap şimdi. Bana dedi ki, nerede olduğumu merak ediyor musun? Nerede olduğuma sana adres verecek diyor. Surat, yani sima, kişinin nereye gittiğini, gittiği alemin bıraktığı adresidir. Şöyle diyeyim, okuyayım. O zaman yazmıştım. Ruhun nerede olduğunu, cümlem şu. Ruhun nerede olduğunu, kimin yanında olduğunu, nereleri düşünüp, siz de, şimdi hepimiz, ben de, ben senin simam, benim simam, hepinizin siması. İkide bir bazı adamların simasına nazarı çeviriyorum size. Sima, 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 boşuna durmuyorum. Kardeşim kaç seneden beri meşgul oluyorum simaya. Kaya olsa kaya erir ya. Su yumuşaktır, kayaya vura vura deniz dalgası, kayayı uyur. Senelerce suret, cismaniyet, sima. Sima, suret, siret, ahlak, cismaniyet. Sen de biliyorsunuz. Şimdi bir şey oluyor da sende. O zaman ben tesadüfen demiyorum. Bakın adamın simasına ya. Bir Anadolu'nun alimi değil, normal bir Müslümanın siması var mı diye söylüyorum size. Boşuna demiyorum, bak şimdi. Bu cümleyle, sizin simanız benim simam. Hasan abi,
Suretlerin cemi mi oluyor şimdi? Yok. Suretler suret cemdir. Mesela sima şurası. Ama kokun simaya girmez. Sesim simaya girmez. Kilom simaya girmez. Mimiklerim simaya girmez. Yaşantım simaya girmez. Sima daha kapsayan. Şöyle diyeyim, daha bu taraf. Bilgisayarın yazılımı, mahiyetimiz. Bilgisayar o yazılım Windows diye, Linux diye yazılımın üzerine programlar yüklemek. Hakikatlarımız. O programdan sonra film seyretmek. O film seyretmek suret. Ama filmi seyretmen için program lazım, program için yazılım lazım. En son. Sima biraz da içeride. Beni arkamdan bakarlar, aa Hasan'ın şeyi ya, suretine benziyor. Ama mesela simam gözükmüyor arkadan bana bakan. Ama suretim gözüküyor. Mülk melekül kibir yerli miyiz abi? Yani yok. Sima da mülktür. Çünkü simanın şeyi melekütte de diyebiliriz. Usta inna Allah halakal insane ala sureti rahman. 146 Emir Dağ 1'de insan sureti rahman, yani siması, görünüşü sureti rahmandır diyor. Ustad da diyor ki yani surette maksat oraya geçti delikanlı. Şimdi surette maksat sirettir, sıfattır, ahlaktır diyor. Şimdi siret, sıfat, ahlakın dişe vuruşu sima. Bunların cemi suret. Şimdi morgda baktım o cesede ve birbirinize bakın. Ama sakın sokakta bir bakmayın. Hasan abi işaret icazda işlerinde okuyorum. İşaret icazda ulaike. Ala hüdemi rabbime ulaike. İşte bunlar. İşte bu gösterilen işaret zamiriyle. İnsan arasında diyor elmas gibi parlıyor. Kesinlikle parlarlar diyor onlar. Ha şunlar diyor. Bunlar. Şimdi bak ona ait cümlemi okuyorum. Ruhun nerede olduğunu surete bakarak ruhun nerede olduğunu ceset görüyor. Ruhundan merak ediyor musunuz benim ruhumu, benim senin ruhunu ben? Morktaki ceset ruhun nerede olduğunu, kimin yanında olduğunu, kimin yanında olduğunu, neleri düşünüp neleri gaye edindiğini daha yapmadı simada gözüküyor. Şimdiden gidecek olduğu alemin açık adresidir suret. Mucize. Ve insanlar hiçbir zaman cismaniyetini görmemişler. Hep suretiyle alakadar. Benim cismimle hiç alakadar kimse değil. Ben de değil. Mucize, maddede olup madde olmayan. Nedir o? Nereye gideceğini, nerede olduğunu, kimin yanında olduğunu, neler düşündüğünü, neleri planladığını, nasıl bir adam olduğunu, kimliğini ve kişiliğini dışarıya gösterendir suret. Açık bir adrestir. Ulaike işte bunlar. Bunlar he. İşte bunlar. Suret cismaniyetin libası olabilir mi? Ha diyebiliriz. Çünkü hiç kimse cismaniyeti görmüyor sevgili kardeşim. Çok garibime gitti ya. Cismaniyeti kimse görmüyor. Hep suretteyiz ben de ya. Nasıl aldanıyoruz? Ondan ne heyecanlanıyor? Nasıl aldanmışız yani? Nasıl bu suret? Kimse, ben de cismaniyetimiz görmüyor. Hep suretle alakadarız yani. Suret. Teniniz düşüncenize göre değişiyor. Korkan değişir suratı. Heyecan olunca gadap, şehvet, hiddet, düşünen, tefekkür eden, zalimlik yapmak mı yapan gözü değil mi? Göze tak 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 oynuyor. Yalan konuşanın, böyle yapanın bak böyle dinliyor mesela. İki tane kokma çevirme ben anlamıyorum da ama şekli söylüyor. Bak ötekisi şöyle dinliyor bak ötekisi. Ona, bu böyle dinliyor iki tane. O da öyle yaptı. Böyle dinliyor var, böyle var. Bunlar dildir. Ehli için açıktı. Benim için yok da. Ehli için açıktı. Tamam. Ne demek istiyor? Nerede? Allah Allah. Hakikaten ya nasıl adammışız ya? Peygamber diyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Nasıl adammışız? Ahiretin, şu dünya neymiş? Alem-i şehadet ve dünya. Ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Söylüyorum size. Bir toparlanın şu cümleye. Dünya ve alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerine tenteneli perdedir. Toparlanın.
Örtü neredeyse örtülen de aynı yerde değil midir? Örtü neredeyse örtülen de oradadır. He? He. Dünya ahiretin üzerinde örtü müdür? Ahiret de oradadır. Odun neredeyse nur da oradadır. Nuru başka yere koy, odunu başka yere. Var odun olur mu? Odunda ne olur? Dumanı ve nuru alın. Odun denen bir şey olur mu? Dünyadan ahireti alın. Aynı öyle olur. Buzdan suyu alın. Buzdan suyu öyle alın. Dünyadan da ahireti alın. Dünya buzdur. Su ahirettir. Dünya odundur. Nur cennettir. Dünya odundur. Duman cehennemdir. Neredeyiz? Sen de odunun üzerinde dolaşan insansın. Neredesin bak hele? Odunun içi değil mi inan sakın? Bardağın içi su. Bardak ayrı su ayrı olur. İçi dış. Hayır, odunun içi nur yok. Odun donmuş zıtlardır. Donmuş güneştir. Peki güneşe ne diyor üstad? Hayat misali veriyor. Allah'a misal veriyor güneş, şemsezeli. Peygamber'e misal veriyor güneşi. Kur'an'a veriyor. İmana veriyor. Değil mi? Esma Allah. Peki odun nedir? Donmuş güneştir. Güneş neydi? Hayat. İşte odun nasıl güneştir ya? Donmuş güneş nasıl ise insan da donmuş esmadır. Donmuş esmadır. Daha ileri gitmiyor. Donmuş esmadır odun. Nuru nedir? Ruhtur. Buz donmuş sudur. Buz varlıktır. Su esmadır. Elhamdülillah. Yakiniyetimiz artmıyor mu? Ahiret nerede? Yani odadan odaya gitmek değil tebdili mekan. Mekan değişikliği değil. Mekanı değiştirmek. Mekandan mekanı değiştirmek değil. Mekan. Battaniyeleri kaldırmak. Bu derste bu. Devam ediyorum. Nazarımızın eşeğe giydirdiği libas. Fezdeke ha. Tevafuk çıktı ya. Bunlar fezdeke. Bak değişiyor. Fezdeke ha, anlatılacak bir mevzuya uygun bir klişe cümle veya adres. Mesela burası 40. sokak bu 14. Zeytinburnu Gökalp Mahallesi. Bir yazı. Peki adrese bakın, yere bakın. Benziyor mu? Ha, bu yazılar, cümleler de öyle. Oraya benzemiyor ama oraya adres diyor. Sayfaları koymadım ki şey yer kaplardı. Devam ediyor muyuz? İyi miyiz? İlk defa mı biliyoruz? 3, aferin sana. Canım benim, hoşuma gitti hiç. Belki yeni geldiğin için söylüyorum. Görmek istersen şöyle, öyle oturursan hem bana bak. Ha canım kardeşim. Yani istiyorum ki gözünüz de alsın. Yani emek verilmiş, alın ya. Sırf duymayın. Gözünüz de alın. Ha bir bakın ondan sonra çekin. Nazarımız var ya, düşünce şeylerimiz, gözümüz, nazar. Nazar göz değildir. Bu antendir. Tamam. Nazarımız, nazar. Nazar nedir? Girmeyelim değil mi? Tamam, ne anladınızsa. Nazarınız ne gördüyse onu ne yapıyormuş? Libasa dönüştürüyormuş. Bu da suret. Fezdeki yapıyoruz Ali. 3. İyi yaslanın şimdi. Kemerinizi de takın. Mustafa'ydı değil mi? Hadi Mustafa. Dün senin çocukların oradaydım. Dün akşam ders verdim çocuklara. Psikoloji dersi verdim. Çocuklara ne dersi yaptım? Tarikattayım. Risale-i Nur okursam kalbim kayar diye sordular. Onun cevabını yaptım onlara. 44 dakika. İkinci bir ders daha yaptım. 27 dakika. Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz? El cevap. Haram yiyoruz. Yalan konuşuyoruz. Doğru insanlarla doğru iş yapmıyoruz.
Hep suçu kitapta arıyoruz, suç sende. Kamera neyi çekmiyor? Bir çiçeğin suçu mu var? Kameranın adamı, adam gibi kamera yap kardeşim. Ha? Anlamıyorsun. Çünkü haram yiyorsun. Çünkü yalan konuşuyorsun. Çünkü doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yapmıyorsun. Çünkü terklerin yok. İnternetten çıkmazsın, televizyondan çıkmazsın, cep telefonundan çıkmazsın, beyin enerjisini bitirirsin, bittikten sonra koltuğa düşen cesetle oku oku oradan bir şey dinleme. Daha yatağa gidemiyorsun koltuktan, bitmiş, televizyon sömürmüş. Ya ben gördüm, yalan mı söylüyormuş? 5 sene önce, 6 sene, yalan olmasın, 3 sene diyeyim de 5 sene olmadı. 3 sene, 5 sene önceki maçı, bir kayıttaki maçı dinliyor, adam aynı heyecanı hissediyor. Bir eve gittim, akrabama, bir eve gittim. Dedim ki, ya X, maç mı var? Yok yok hoca, anlamazsın dedi. Ve sordum. Ona dedim, hemen tabletekisi söyledi, hemen kalk. Dedi ki, eşim, ya dedi, Allah bilir en az 5 sene önceki maçı seyrediyor. Ya senin de ağzın dursun diyor ya. Ulan çıktım, hakikaten mi ya? 5 sene önce, yazıklar olsun size bize. 3 sene önceki dersi dinlemiyorsunuz, daha önce dinlemiştim. Adam maç dinliyor. Ve kapattıktan sonra da husran, her zaman husran, göz husran, sıkıntı. Kapattıktan sonra böyle yapabilecek mi akşam? Oh be, iyi ki seyrettim, ne kadar rahatladım. Ben, ama bu akşam dersten gittikten sonra bak göreceksin enerjini. Peki, 3, niçin bu kadar tenevse yaptırdım? Şu 3.'yü iyi anlayalım diye cümleyi. Bak oraya bakın. Kasten yaptım, tamam mı? Sizi morka götürüyorum, kâ maça. Suretin esirden, enerjiden, atomdan vücudu yoktur ama mahluktur. Antika ve garipliği bundan geliyor. Hasan abi, buradaki yazı gitti. Gittiyse Erdinç, gitmişse gitmiştir, gitmemişse gitmemiştir. Yap kardeş, bir aç kapa. Uzun sürer Hasan abi, gelirse gelir. Gelirse gelir. O da diyor ki, gelirse gelir, gelmezse gelmez. Bir tanesi ne dedi? Abi evlenmek istiyorum dedi ya. Evleneceksen evlen. Evlenmeyeceksen evlenme. Eyvallah abi falan. O da garip garip bakıyor. Peki, suretin evveli var, ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Çabuk geçtiniz abi orada. Peki. Aman Osman. Ya, ya Kober peşimi. Yazıyor kamyonda. Naz yazmış. Ya Kober peşimi. Ne güzel geçiyordum. Suretin esirden, enerjiden, atomdan vücudu yoktur. Ama mahluktur. Antika bir garipliği buradandır. Çünkü madde hayattan yapılmıştır. İlim cinsinden mi abi? İlimin bir daha aşağısı. Yani, biraz daha bize göre. Hocam suretimiz biz yaratılmadan önce yaratılıyor mu? Var. Yani biz yaratıldıktan sonra biz geliştirerek devam ediyoruz. Evet. O zaman ilim var, bir şey var. Evet, yani şöyle diyeyim. Daire ilim, daire hayat. Bir aşağısı ya. Suretler daire hayattan veriliyor. Yani şöyle diyeyim. Buz, su, H2O, enerji, esir değil. Buraya kadar. Bunun arkası maddi hayat. Suret buradan yapılmış. Onun için maddede olup madde olmaya. Ve bulunduğu yeri tanımlamayıp taşıdığı aleme işaret eden, ruhu tanımlayan. Hatta bana dedi ki, kardeşim dedi Rüştü abi, nerede olduğumu öğrenmek istiyorsan kimlik adres bıraktım, bak oraya. Dediğinize göre bulunduğu yeri o tanımlıyor. Hı? Olduğu yer, kimin yanındadır, ne yapıyor? Çok gariptir. Morktaki cesedi ötede müdahale ediyor. GPS gibi, uzaktan kumanda gibi değiştiriyor. Kimin yanında, şu anda ne yapıyor, ne hesap veriyor?
Eğer biraz da ferasetim açık olsa nünker meki şu o anda cisi ne soruyorsa ruhuna vallahi billahi televizyon ekranı gibi moktaki cesetten seyredersin. Çünkü ceset bir şey değil ki. Kabirden seyrediyorlar adamlar gömüldükten sonra. Hazreti Ali diyor ki sözünün erisin ya Ömer. Biliyorsunuz da hadiseyi. Nerede seyretti? Gömül. Bir de moktakini düşün. Ben yalan mı yazdım? Bunu da nasıl yazdım? Bundan sonra merak ettim ve o Muhammed'i de bir yerde okumuştum. Gözümle dedi, üç tane hocamın imansız gittiğini gördüm diyor. Ulan endişe et diyorsun da, sen de hocam bilmem ne, sen de şey, yani sen de korkuyorsun da, bizden sonraki arkadaşlar da öyle diyecek. Ulan açacağız şunun simasını, bunu derken ben de öleceğim yani. Yani soğuk terler attığını iyi biliyorum yani, halim de belli zaten şimdi. Ulan dedim ya. Olmaz ama elhamdülillah. Şöyle bismillahirrahmanirrahim affet dua açtı. İnsan keyif alıyor bu sefer. Korktum ama. Sonra çıktı. Abi şimdi o mesela hani diyor ya o üç tane hoca falan. Ya münafıklık yok orada. Yok yok. Kaybetti. Allah Allah. Günahı fazla. Davayı kaybetti. Niye şaşırıyorsun? Adam veli nimetlerimiz, ulemamız. Kardeş, onun için avam olmak bazen nimet. Şimdi sen bir hata yaparsın, sana seni bağlar. Benim hata yapma şansım yok. Tek bir ayakta dururum. Gene o öğretti bana. Rüştü abi dedim vefat etmeden önce. Bana son ne önerirsin? Son. 16 sene yanında kaldım. Dedi ki, burada yok ama kabul edin burada oldun. Kastamonu'yu aldı. O denk geldi. Yatıyor. Şimdiye kadar bunu böyle tutuyordu. Daha böyle tutmayacaksın. Yoksa duramazsın. Bu kolunu kırarlar. Yapış buna. Can simidi gibi yapış ki dalgalar seni. Böyle tutar mısın topu ki suda batmayın? Yok. Böyle abanırsın. Aban. Yapış buna. Layıkasız, layıka okunmayan yerden uzaklaşın. Çünkü kişi kendisini ima ediyor. Kendisini inşa ediyor sizde. Çaktırmadan 25. kareler yapılıyor. O bilsin mi? Layıkala, yani layıkalara göre hareket edilmiyorsa bir yerde kendisini size inşa ediyor. Kişi hakimiyeti olur. Layıkalar okunmayan yerlerden hicret ediniz. Peki, niye kişi olacak? Oldu değil mi biraz? Tamam biraz geçelim. Suretin evveli var, ahirisi var, zahirisi ve batınısı var. Suretin zahirisi daire-i ilimden başlıyor. Batınısı ise miracın suretidir ki suretin batınısı sirettir, sıfattır, ahlaktır diyor. Hadiste İnnallâhe halakal insanı âlâ sureti rahman. Sureti rahman suretinde yarat insan, sureti rahman şeklinde yaratılmıştır. Suratta maksat suretten maksat, suret zahirdir. Batınısı sirettir, sıfattır, ahlaktır. Batınısı bu. Şimdi ta Miraç, sen diyorsun ki suret daire-i ilimden başlıyor ama aynı zamanda suret Miraç'ın kılıfı, zahiri libasıdır. Miraç ise kabı kavsene kadardır. Onun için suret zahirdir, daire-i ilimden başlıyor. Şey, daire-i hayattan başlıyor. Peki, bu zahirisidir. Bunu bilemezsen bu şeyi çözemezsin Osman. Bak bir daha söylüyorum. Miraç, Peygamber aleyhissalatü vesselam kemalatın libası suretidir diyor. Kemalatın. Ta kabı kavsene kadar gitmiş. Suret oraya kadar var mı? Yok ama suret. Miraç böyle bir gılaf-ı latifin suretidir diyor. Nedir o? Suret daire-i şurada, daire-i ilim, şey daire hayat, daire-i ilim, şey gösterseydik iyi olurdu ama neyse. Yukarıya doğru çıkın, daire-i hayat, çık yukarıya daire-i ilim, çık yukarıya arş, çık yukarıya lef-i mahfuz, çık yukarıya arş-ı azam, çık yukarıya kab-ı kavseyn, nur-u Muhammedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu kab-ı kavseyne kadar geldi. Bu da diyor miracın suretidir, tamam mı? Oysa sen diyorsun ki suret daire hayattadır.
Evet, bu zahirisidir. Suretin batınısı ise sirettir, sıfattır, ahlaktır. Ahlak, arş-ı azam, ahlak. Sıfat ise lef-i mahfuz, siret ise arş. Batınısı bunlar. Yani ilim işte, dedim ya, biraz zorlanacaksın ama ne yapalım, şey kaldırmıyor o kadar. Einstein dediği gibi, o kadar da geçmezsen, bir insan bir mevzuyu anlatamıyorsa o anlamamıştır. Ne kadar iyi anlamışsa o kadar iyi anlatır. O zaman ben sizi geçiştiriyorum. Ne yapalım kardeşim, ne anladınsa demek anlamamış. Değil. O öyle dedi ama değil. Çünkü anlamak siftime ait değil. Hissi anlarsın, kalbi anlarsın, ruhi anlarsın. Bazı şeyler var ki kelama gelmez. Ha, o zaman suret, bir görüneni var, bir de dibi var. Tamam mı? Dibidir miracın yapısı. Sureti, alem-i şehadeti ki eylemsel hal. Peygamber olması, baba komutan, koca olması vesaire. Sima de zahir abi. Evet. Sima suret. Yani simanın taşıdığı aşağısı farklı. Mesela bu herkeste aynı organ var. Bak şurada göz kulak. Farklı. Simanın aşağısında refet, dekayki refet, şefkat-i merhamet-i ilahiye, şuat-ı merhamet-i ilahiye, dekayki şefkat, bir tane de vardı. Letaif-i refet, dekayki şefkat, şuat-ı merhamet-i ilahiye. Bu üçünün görünüşüdür bu. Yani simanın taşıdığı sistem farklı. Ama suret onu da kapsıyor. Çünkü arkamdan bakarsan simamı göremezsin. Sesimi, sesimden simamı göremezsin. Sesim, kokum, kilom, mimiklerim, mazim, mustakbelim kapsar yani. En son suret. Ondan daha aşağısı sima. Sesimden sureti görebilirim. Sesimden tabii içini seyredersin. Neyi görmeyi? Adamın sesinden içeriği seyrediyorlar. Çünkü ses, usta diyor ki, nerede ve nasıl terbiye olduğunu alemleri tanımlıyor. İmam Ali diyor ki, ses, konuşmak, kişinin, kişi diyor, kendisi kimdi, dilinin altındadır. 96 muhakematta, kelam, konuşmak, kişinin batınını dışarıya ifade ediyor. Çünkü mesela ben bu işe çalışmasam kafa kaldırıp da böyle ne fezleke yapabilirim, ne de böyle konuşabilirim. Ne de bu konuyla çıkabilir. Bu kadar cemaatin içinde, değil mi? Çıkıyorsun, gelecek sorulara da hazırsın. Yani çalışmadan olur mu? Yani demek istiyorum. Ha, o zaman ne demek istiyorum? Kelam batından haber veriyor. Ama sima, yüzüme bakacaksın. Sesimi arkadan duyarsın. Gene beni tanırsın. Suret. Suretten insan, sima farklı olabiliyor. Evet. Mesela sureten insan, simayen domuz. Mesela bak, bakmayın da. Metrolara vesaire. Bakın insan suretinde hayvan simalarını seyredin. Vallahi sanki hayvanat bahçesi diyorlar. Yani mide bulanıyor ya. Böyle korkunç mide bulanıyor. Yani onun içi dışarıya vurmuş. Vurmuş. Biraz böyle bakmayın da bakın yani, bakmayın. Baktığın zaman korkunç oluyor ya. Kafası sen bir şöyle düşün. Bir insan düşünün ki kafayı domuz görüyor, kafadan aşağı kadın. Ona şehvet olur mu? Bulanıyor insan midesi. Batınısı ise suretin, bir tane bu çok önemli olduğu için bunun sayfasını koymak zorunda kaldım. 579'da miracın suretidir. Batını, miracın batınısı suret yani. Yani suretin batınısı miraçtır diyor. Ki suretin batınısı sirettir, sıfattır, ahlaktır. Arşa kadar sıfattır. Tamam mı? Kab-ı Kavsen'e kadar ahlaktır. Arş ile lef-i mahfuz, arş-ı azam hepsi sirettir. Suretin batın tarafı miraç ve hayt-i münasebetin gılaf-ı suretidir. Ben biraz önce demiştim ki sıfat lef-i mahfuzdaki hayır.
arşa kadar olan sıfatımızdır. Arşa kadar olan sıfatımızdır. Suretin sıfat tarafı arşa kadar olandır. Kab-ı kavsene kadar olan ahlakımızdır. Arş ile lef-i mahfuz ve arş-ı azamı bütün hepsini kab-ı kavsene kadar olan ki yapımız simanın, suretin siretidir. Bu kitap okuyanlara duyurulur yani, bu sizi geçiyorum biraz bazı kişileri. Suretin batın tarafı miraç ve hayt-i münasebetin gılafı ve suretidir ki sırrını anla. 579 sözler. Hışmınıza mı uğurlandı bu? Ne biçim cihazınız var ki böyle bu derse, ulan bizim derse nasıl dayanamıyor ya? Abi Burak'tan Refref'e geçerken sureti oradan bırakıyorsunuz. He, bak. Dur, ezberden konuşmayayım. O sayfaya geleyim. Kaçtı bu arkadaşlar? Bundan sonra yok mu yoksa 782? Var. 82 mi bu? Evet. He? 82 daha olmuş. Bu muydu abi? O 82 var. He. Tamam, buradayız. Şimdi bak. Arşa kadar Burak. Suret. Arştan sonra hafızanızda kalsın diye yapıyorum. Ref, raf, 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 ref, 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 ref. Ref, refle gitmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Arşa kadar Burak'la binmiş. Burak neydi? Hatırlayan var mı? Zanlarıydı. Zanları. Harika. Harika, elhamdülillah. Bize keyif veriyor işte. Zanları. Peygamber aleyhissalatü vesselam iman etti ya, o da gayba. O da zandır. Zanları. Ama gittiği zaman diyor ki Kur'an, diyor ki peygamberi tanımlıyor. Gördüğü şeyi dünyadayken iman ettiğiyle kıyas ediyor. Şaşırmıyor diyor. Hiç diyor. Aynı. Ha tabii canım, öyle olacaktı böyle. Kalbi yalanlamadı, gözü yanılmadı. Öyle miydi? Hiç. Nasıl iman etmişse gördüğüyle aynı. Kat denk gelmiş. Böyle olmamış. Ya sen de mesela miraca ben şimdi gitsem vay demez miyiz ya? Bu ne ya? Fesubhanallah. İman ettiğine gördüğün arasındaki farklılıkla hayret olur. Peygamber aleyhisselam kalbi yananlamadı, gözü yanılmadı. Ben de ayınlamam. Kalbi nasıl bu 24. sözdeydi. Peki. Burada olup bunu anlarsınız. Bir camı açalım. Böyle yap. Böyle var ya, ne diyorlar. Sen yap abim. Şimdi. Şöyle yapıyorsunuz. Açtınız mı abim? Tamam. Tamam, orası dursun. Ama çok sıcak. Yap. Nadir abi, çok sıcak. Böyle yap. Açar mısın kardeşim? Yer değiştirirsin. Öteki köşeye geçebilirsin Nadir abi. Çok sıcak. Bak şimdi. Sizin anlayacağımız, o genel hepimizin anlayacağı cümle. Burada olup buradan kaynaklanmayan ve burayı göstermeyen suret. Aynı zamanda düşünülemeyen ama onu gösteren. Bak, burada olup benim simamı görüyorsunuz. Suretimi. Tamam? Ben de sizi görüyorum. Bu sima, suret buradan kaynaklanmıyor. Niye farklısınız? Niye sen ben farklıyız? Bu görüntü burada ama buralı değil. Başka yerin dışa vuruşu. Yani buradan kaynaklanmayan, burayı göstermeyen. Baktığın zaman başka yerleri seyrediyorsun. Sen de demiyor musun gündelik hayatta? Vallahi doğru söylüyor ama vallahi gözüm tutmadı bu adam beni ya. Demiyor musun? Ya vallahi bu gözü var ya, en gerekli lanı gibi sokuyor ya. Lan suratı sarmadı bana ya. Vallahi tipi mi? Ya tipini görsen 6 ay işin ters gider ya. Veya ona bu adama bak ya, vallahi çok ısındı ya içim. Bir şey demedi ama sanki içime koyasım geldi. Hep bu tür laflar zahiri değil, görünüşten arkaya geçmektir. Zaten yaşıyoruz bunu.
Mesela esnaflar adamın suretine, eli cebinde bir müşteri gelse, şöyle gelse, yani esnafsa kapıdan girenin cebinde para var mı yok mu? Bulmuş alacak mı, sorgulayan mıdır? Bak Yasin gülüyor. Yani hakikaten bu işi nerelerde her tarafa sormuş, bana da soracak. Yani müşteri değil, sorgulayan. Alacak mı almayacak mı? Parası var mı yok mu? Çünkü parası olanın yürüyüşü farklıdır. Parası olmayanın yürüyüşü de çok farklıdır. Ha? Bak, burada olup, hepimizce olup bu sima, buradan kaynaklanmayan, burayı göstermeyen, volkan gibi dışarıya fırlattı, dünyanın dağında fırlattı ama, lan 200 bin, 2730 kilometreden geliyor. Maden yani. Aynı zamanda burada gözüküyor ama düşünülemeyen, Allah Allah bu sima nedir ya? Mesela korku gibi. Biraz öndere ilerleyebilir miyiz? Tamam, gelen mi var? Gel. Zaten ders bitiyor. Onun için orada kalsalar da önemli değil. Şimdi kimsenin şeyini bozma. Şimdi batının özeti, batının özeti, suret. Batının özeti, ruhsal yapı, düşünceleri. Biraz da böyle hassas olursak niyetleri bile simada gözüküyor daha yapmadan. Diyorsun ki ona vallahi bunun niyeti pek sarmadı bana ya. Bununla iş yapacağız ama sarmadı. Abi bir geride düşünülemeyen vardı. Burada olup buradan kaynaklanmayan ve burayı göstermeyen, aynı zamanda düşünülemeyen ama onu gösteren. Evet. Mesela ruhu. Başka bir cihaz var. Tabii, tabii. Ha, insanda var. Bak şimdi. O cihazla. Tabii mesela simaya bakıyorsun. Köpek de bakıyor ve hemen geliyor bana. Sahibini tanıyor. Beni neyle tanıyor? Kokuyla beni tanır. Köpek, sahibini kokuyla. Bu da suret. Kimi hayvanlar var, sesle tanır. Tamam. Şimdi biz surete bakarız. Orada durun. Olduğunuz yerde durun. Dolaşmayın, gelmeyin. Kim orada gelmişse nerede olsun orada. Çünkü bozmayın, haletimizi bozmayın. Kimseye gelmesin. Şimdi bu insanın mazisi var. Soyu, genetiği. Örf, anane. Bunu taşıyor suret. Örf, ananesini taşıyor. Geçmişteki dünyevi ve uhrevi aldığı eğitimleri alıyor içine. Psikolojisi gözüküyor. Ruhsal yapısı gözüküyor. Acayip bir şey söyleyeceğim. Haleti gözüküyor. Şimdilik, şimdilik gidecek olduğu ahiret bile gözüküyor suretten. Çünkü suret batını tanımladığı için, batın ise mazi ve müstakbeli halde gösterendir suret. Yani batını, batın halde, mazi ve müstakbel. Şöyle diyeyim. Bir saat önceki halimiz mazi değil mi şimdi? Geçmiş zaman. İstikbal gelir, hale uğrar, maziye dökülür. Öyle mi? Şimdi bizim mazimiz ahirette görmeyecek miyiz? Karşılaşacağız. Peki yaptıklarımızı görmeye gidiyorsak o zaman biz geçmişimize gidiyoruz. Ahirete gidiyoruz. Ahirette yaptıklarımıza gidiyoruz. O zaman mazi neredeyse istikbal da oradadır. Geçmiş nerededir? Var mı geçmişiniz? Hepimizin var. Komutanım geçmişin nerede? Ahirette abi. Evet. Evet mesela geçmiş olmaya var mı? Yok. Buraya olduğunuzda geçmişin nerede? Yok. Dünyada yok. Nerede arkadaşım? Hani geçmişim vardı. Şöyle diyorum bazılarına. Gerçi biliyorsunuz birkaç defa yaptım. Bak. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti? Bu ikisi arasında ne kadar mesafe var zaman? Bak, bu ikisinin arasında ne kadar zaman farkı var? Bu ikisinin arasında zaman farkı yok. Çünkü ikisi gitti. Ha nerede var? Dimağımızda fotoğraftık, yazdık. 3 saniye. Nerede? Burada böyle bir şey yok. Burada. Ha bu gitti, burada geçmişimiz. Geçmiş yok burada.
Geçmiş nerede? Geleceğimizde. Ayette de ondan geldik, ona gidiyoruz. Çünkü Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Nasıl aldanıyoruz ya? Nasıl da aldanıyoruz? Şu dünya çok garip ya. Ahiretin üzerine hakikaten tenteneli perde ya. Yani kazıyasım geliyor. Hep diyordum. Ulan ahiretin üzerindeki kazıyasım geliyor. Hep derdim, hatırlarsınız. Bir akşam rüyada birisi ders yapıyor. Birisi ders yapıyor. Ben de derse katıldım. Konuşan ben değilim. Derse katıldım. Burayı dinleyin ha. Diyor ki o ders yapan. Kardeşler, dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Perde, örtü neredeyse örtülen de oradadır. Ahiretin üzerine kazıyasım geliyor demeyin. Zaten yaşadığınız halet oralıdır. Oralıdır. Şu anda yaşadığınız halet ne cinselliğe benziyor, ne baklavadan aldığınız lezzete benziyor, ne gezmeye benziyor, ne gıdanın enerjisine benziyor. Şu andaki haletiniz nereye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor dünya cinsinde. Tamam. Ha, şu anda yaşadığınız ahiretin haletidir. Orasıdır. Orayı burada yaşıyoruz. Sima gibi. Sima buradadır ama oralıdır. Simanın hacmi yoktur, kütlesi yoktur. Maddede olup madde olmayandır. Zaten orayı yaşıyorsun. Kazımana gerek yok ki. Zaten budur diyor. Ama derece derece var tabii. Batının özetidir suret. Ve onu yapan nihayetsiz şekilde olabilirken kimlik kazandırmış sana. Mesela kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasın? 27. Sen? 35. 35. Sen? 42. Vesaire. Yani 50 küsür. Peki bir senelik hücre var mı? Yok. Nasıl anlıyoruz böyle 27 yaşında, 32 yaşında, 45 yaşında? Gösteriyorsun ama 45 senelik hücre yok. Bir senede iki defa hücre değiştiriyorsun. Nedir bu? Yok öyle bir madde. Bunun gibi. Yaş burada. Dışarıda yaş yok. Herkes yaşadığı andadır. Yani doğdun. 25 diyelim. Sen kaç, 25 mi? 27. Kaç Ocak? Ocak mıydı? Neydi? Bilmiyorsun. Haklıdır. Doğu Türkistanlı. Tabii bilmez. Canım benim. Tamam, Ocak diyelim. Ocak 1. Ocak 1'de düşündükleri, hissettikleri, yaşadıklarını koy tencereye. Nereden? Ocak 1 2016, Ocak 1 2017'ye kadar düşündükleri bir sene içinde koy tencereye. Yaşı anlatıyorum. Çok uğraştım kardeş. 2-3 sene uğraştım şunlar. Şu sana anlatacağım şeyi. Yaş nerede? Senede iki defa değişiyor. Yaş neresi diye. Bir sene içinde düşündüklerin koy tencereye. Bir sene içinde hissettiklerin koy tencereye. Bir sene içerisinde yaşadıkların koy tencereye. Karıştır onu. Üçünün adı latifedir, yaştır. Yaş diyoruz biz ona, latife. Onu koy kenara. 27 tane adam böyle latifesi var. 27 taneyi karıştır. 27 taneni kulasa bir latife. Vur buraya. 27 yaşında. O latifenin simaya, surete dönüşmesidir. Gördüğümüz yaş değil, latifedir. Maziyi taşıyor. Diyorsun ya, ulan bu adam çınar ağacı gibi. Ben mesela şeyde görmüştüm. Öyle de altına yazmışlardı da. Baktığım zaman öyleydi. Arnavutluk başkanı Ali İzebedgoviç mi ne? He, onun için diyorlar çınar. Hakikaten baktım simasına, hakikaten böyle bir adam. Tamam? Böyle bir adam. Yani yaş yok. Anladın. To geçmiş. Ne yapılıyor o 43 tane? Mesela benim 53. 53 tane latifeyi koy. Karıştır karıştır. Bir tane yap. Onu buraya yapıştır. Kaç yaşında? 53 yaşında. 53 senelik hücre ama latifenin dişe vuruşudur. Mesela aynada gözüken kim? Hasan. Ulan aynı Hasan mıdır? Aynı onun gibi. Can atomdur. Ama camda olup cam olmayan suret benim.
O da yaş. Halet yani. Abi şöyle bir şey böldüm. Yani şöyle bir şey kafamdan geçti sanki. Bu ayrı bir şey yaptım bu sureti. Gene suretin içinde de. Şimdi güneşe kamerayı çevirirsiniz. O görüntüyü televizyondan izlersiniz. Bu sanki sima. Bir de güneşe aynayı tutarsınız, onu yansıtırsınız. Bu da sanki suret gibi geldi bana. Vesaire. Veya bir adam düşünün. Televizyon veya bilgisayarda video seyrediyor. Adam sigara içse. Ekranda sizi öflese. Sigara kokar mısınız? Peki bir de ben yapıyorum şimdi. Şimdi kokar mısın? Bunun gibi. Buradadır ama buralı değil. Evet, deliler bölgesine hoş geldiniz. Devam. Allah Allah. Ne kadar oldu saat? Evet, bir iki cümle de okuyayım da bari keseyim. Şimdi ya en azından çizileni okuyacağım, aşağı doğru ineyim. Duygularla anlaşılıp batına duygulara yol alan. Mesela şöyle baktığın zaman herkes simadan anlamaz. Kimisi doktor bir bakar yaşı anlar. Kadın sevgisini anlar. Anne evladını anlar. Şimdi herkes farklı bir uyanma ile uyanır. Simaya bakınca. Kimisi der ki olan engellik ilanı gibi soktu. O adamın gözü beni rahatsız ederken annesini memnun ediyor. Köpeğin böyle bir endişesi yok. Köpeği var. Yani bakıldığı zaman duygularıma yol açan koridordur suret. Hepten acayip yani. Hakikaten Allah en böyle alemi, zor alemi, 18 bin alemi en sade, en basit, herkesin kolayca ulaşabileceği bir sistemde gösteriyor suret. Ama kör olası cehalet fark edemiyoruz. Mesela Allah gözükmez diyor. Göremiyorlar. Ama nasıl gözükmez? Allah gözüküyor ama görmeyi kör olası cehalet renk ve şekle indirgendiği için görmeyi biz renk ve şekle indirgendiğimizden dolayı görmüyoruz diyoruz. Oysa kulağın gördüğünü gözün görmüyor. Burnun gördüğünü kulak da görmüyor. Elin gördüğünü dil görmüyor. O da göz değil mi? Seslerin gözü kulaktır. Kokuların gözü burundur. Anan deser ki, hanım dese ki yemeğe bakar mısın? Gözünle mi bakacağız? Tatların gözü değildir değil mi? Allah'ı görmenin aleti göz değildir. Allah'ı gören göz latife-i Rabbaniye'dir. Ne zaman görüyor? Müjde vereceğim size. Kâb-i namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle tatlı bazı namazda oluyor ya, böyle tatlı bir hal. Ve şu anda dersteki harika bir haletiniz. Buralı değil. Niçin bu halet sizde oldu, bende oldu? Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Çünkü hazır olduğu için bizde huzur oldu. Ya nasıl görüyor Allah? Ya kardeşim, çıplak gözle uyduyu görüyor musun? Bu kulakla uydunun sesini duyuyor musun? Ama demir olan çanak anten uyduyu görüyor. Uydunun içini de görüyor filmi. O sesi de işitiyor. La çanak anten sesi işitiyor. İnsanın latife-i Rabbaniyesi de çanak anten gibidir. Allah'ı öyle görüyor. Çanak antenin gördüğünü kabloyla hissiyat televizyon ekranına yansıyor. Öyle değil mi? Sen görebiliyor musun? O görüyor. Latife-i Rabbaniye çanak anten gibi hissiyatla kablo gibi televizyon kutusu bedendir. Onun içerisindeki televizyondaki program ruhtur. O gördüğü film de şu. Bu Allah görüyor ruh. Ondan rahatlıyor. Hazır olan Allah'ından ortaya çıkan bizde huzur. Hazır olmaz, huzur olmaz. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için görmüyor diyor zannediyor. Hazreti Ali kadre bakıyor diyorlar. Sözünün erisin ya Ömer diyor. Nasıl görüyor? Bu gözle mi görüyor? Ben de bakıyorum, bir şey gördüm ya. Kamyoncuya diyorsun ki ulan buradan kamyoncu çıkar mı bu tuğla yüklü şeyle? Bu, biz oldu da sorduk adama. Buradan
zor dedi ya. Bir tanesi çıkar dedi. O zor dedi ya. Hakikaten çıktı. Neyle gördü? Kamyon gözüyle gördü. Ne anlatmaya çalıştım biliyor musun? Duygular bir gözdür. Sima bir koridordur. Suret bir koridordur. Oradan adam giriyor. Başka? Çizgiyi okuyacağım, keseceğim. Ruhun dışarıya bakan gözü, kulağı ve dili olan. Suret neymiş? Ruhun dışarıya bakan gözü, kulağı, dili. Gözü, kulağı, dili. Suret. Başka? Varlığın mevcudattan bağımsız olan. Varlığı, suret, bedenimden, herhangi bir şeyle, çevreden etkiler, mutlak etkileyenden değil. Bağımsız olan, maddede olup, maddeden bağımsız olan, mazimi ve ruhumu taşıyan suret. Yani dış dünyalardan bağımsız olan, dolayısıyla nesnelerden bağımsız olandır suret. İşte şu iki çizgiyi okuyorum, kesiyorum. Geldik bak o iki çizgi. Maddede bulunup madde olmayan, maddede olup maddede olmayan, son cümlem, mutlak bir şeyi, çay doldurun arkadaşlar, kimseyi kaçırmayalım. Çay doldurana kadar hemen gidiyorsunuz. Ha, bir atladınız, ha bu cümle şimdi dinleyin. Mutlak bir şeyi muayyenleştiren, anlaşılır, bilinir, duyulur hale getiren suret. Yani ruh mutlak ve mutlak ve muayyen değildir. Mutlaktır. Muayyen değil. Mutlak olanı muayyenleştiren, bilinir, duyulur, anlaşılır, hissedilir, fark edilir hale getiren suret. Böylelikle suret 9. dersimiz bitti. 3 tane de bu olduktan sonra, ondan sonra 30 tane suretin seyahat edeceğiz artık. İçine gireceğiz beraber. 3 dersten sonra, 12 dersten sonra 20-30 tane surette geçeceğiz inşallah. Böyle. Tak tak. Bu ustad kutu şey, sandık diyor. Cesede sandık. Ben kutu diyorum. Kutu. Mesela sandık. 2 aylık sandık. Şimdi göreceksiniz ki 18 bin aile oturuyor buraya. Sifsiz değilsiniz. Bunları çözdükçe burada biz sifsi oturmuyoruz. Ne psikolojin kalır, ne panik atağın, sefsinler, şizofreni bile, bedensel dayatmalardan çıkacaksın Allah'ın izniyle. Çünkü bedensel dayatmalara kendimiz, biz demişiz. Bu gözde bir adam dese ki benim, ötekisi dese ki hayır ben değilim, ben bununla bakarım, hallettir. Fark anladık mı? Heh, sıkıntılar ben değilim. Hazreti Ali ne güzel demiş, adam sıkılmış, sahabenin bir tanesi. Ya çok sıkıldım demiş Hazreti Ali'ye. Hakikaten adam ya. Aklımı başımdan alacak. Ne biçim cümleler söylüyor. Çünkü fezleke yapıyor. İşi kavramış. Diyor ki senle mi doğdu bu sıkıntı? Hayır dedi. Seninle de ölmeyecek. Benimle doğmayıp benimle ölmeyecek şey. Bunu takma demek istedim. İki, yokluk arasında gözüken bir şey. Nedir o? Olayları mertebelendiren, seni farklı bir konuma taşıyan, kah bir dürbün, kah bir gözlük, kah bir merdiven, kah bir ip olandır sıkıntı. Ortadan kaldırırsan insan olamazsın. Pek. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.